Ötesi. TRT İstanbul Radyosu'ndan mutlu akşamlar sevgili dinleyenlerimiz gün ötesi başladı. TRT Radyo 1 ve Radyo Haber'de ortak yayında olacağız sizlerle bir saat boyunca. Yapımcımız Muhammed Ersin Toy. Bugün teknik yapımda İhsan Bulut görev yapıyor ve mikrofon başında ben Gökhan Azar. Gün Ötesi Eğitim efendim bilmek çok önemli bir şey ama e, o bildiğinizi bilebilmek için de size birinin bir şey öğretmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğitici e, eğitimin en önemli belki de aşamasında yer alan kişi ikra değil mi efendim? En önemli şey Birisi evet. bize bir şey öğretecek. Evet. Biz de öğrendiklerimizle gideceğiz. Konuğumuz efendim 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Tahsin Görgün. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, gelecek 3 yıla dair hedef ve yaklaşımlarını içeren 2023 Eğitim Vizyonu açıklandı. E, bu e, vizyon acaba neyi e, bize anlatıyor? E, gelecekte bizleri neler bekliyor? Dünya inanılmaz bir hızla değişiyor, gelişiyor, kirleniyor, bozuluyor aslında. Ama bu e, değişim, gelişim kirlenme ve bozulma içinde biz kendimizi nasıl değiştireceğiz, nasıl geliştireceğiz nasıl kirlenmeden ayakta kalacağız evet bu soruların cevabını herhalde önümüzdeki bir yarım saat 45 dakika içerisinde benden beklemiyorsunuz evet bekliyorum çünkü süremiz o kadar <laughs> e, arada bir bunlar, de reklam arası vereceğiz, arada bunlar, biraz konuşuruz hakikaten <laughs> çok esaslı çok önemli konular e, eğitim dediğimizde tabi e, her şeyden önce insanın bütün hayatını ilgilendiren bütün hayatı boyunca devam eden bir şey evet. e Diğer taraftan da eğer hayatın kendisiyle alakalı böyle biraz pesimist bir perspektiften bakacak olursanız eğitim konusunda ciddi adımlar atmanız zor olur bir defa şunun farkında olmak gerekiyor her ne kadar insanlar çok ve toplumlar çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya olsa da insanlar kendi içinde ve sahip oldukları farklı farklı imkanlarla bu sorunları çözme imkanını her zaman içlerinde taşıyorlar. Peki efendim şunu soralım. Şimdi farklı koşullarda insanoğlu büyüyor. Türkiye'nin de işte farklı farklı coğrafi bölümleri var. Farklı ekonomik katmanlar var. Eğitime yaklaşımda farklılıklar var. Ama istenen aslında herkesin farklılıkları neyse tek bir potada birleşmesi ve ülkenin yararı için kullanılması. Bunu peki nasıl koordine Bu her şeyden önce Şuradan başlamak lazım herhalde. Her bir insan aslında biricik. Evet. Her bir çocuk biricik. Kültürler kendi özgünlükleri içinde taşıyorlar. Ama bütün bunlarla birlikte bütün insanlar insan olmak bakımından da ortak. Demek ki aslında farkların varlığıyla birlikte ortak taraflarımız da var. Bunu dikkate aldığımızda bizi farklılaştıran şeylerin ortak bir zeminde. Kavranıp o ortaklığı ortaklığın aleyhine bir durum oluşturmadığı müddet ve oluşturmayacak bir şekilde etkin olduğu zaman hatta çok değerli bir zenginleşme olduğunu fark edebiliriz. Bunu hemen biraz açıklayabilirim şöyle. Buyurun. Yani düşünün ki mesela şeyden insanların farklı farklı kabiliyetleri var bazı insanlar sanata kabiliyetli sanat söz konusu olduğunda bazıları işte sesleri güzel bazılarının el becerileri güzel bazıları matematik zekaya sahip bazıları liderlik kabiliyetine sahip yani zeka çeşitleri çok çok farklı şimdi bu bütün bu farklılıkları dikkate aldığımızda bu farklılıkların her birisi eğer birbirinin aleyhine bir durum oluşturacak şekilde etkin olursa ...insanlar hakikaten... ...birbirlerine hayatı zindan haline getirebilirler. Evet. E halbuki... ...bu farklılıkları bir arada... ...birlikte daha üst değerleri... ...gerçekleştirmek için kullanmaya... yönelecek olurlarsa... E ...o zaman inanılmaz bir zenginlik ve... ...hani çok... ...tek başlarına başaramayacakları... ...çok daha üst bir varlık formunu... ...gerçekleştirme imkanı... ...elde ederler. Şimdi bunu bizim hem imkan olarak... ...fark etmemiz lazım hem de bunun yollarını hem keşfetmemiz lazım veya bunu önceden keşfetmiş olan insanlar varsa ki bizim kültürümüzde bunun çok güzel örnekleri var. Geçmişimizi incelediğimizde günümüzde de çok farklı farklı örneklerini bulabiliriz. Onları dikkate aldığımızda o zaman aslında bu farklılıkların aslında bir imkan olarak bizi daha üst varoluş formlarına taşıyacak ne diyelim gerekçeler, imkanlar olduğunu görebiliriz e, Sayın Görgün geçmişte e, GÖK'le Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir proje yürütülüyordu, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Ben de karınca kararınca o projede görev alma şansını edindim ve tercümanlık yapıyordum. E, dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş uzmanların yazdıkları İngilizce metinleri Türkçe çeviren ekibin içinde yer alıyordum ve orada gördüm ki e, yaptığımız iş e, öğretmenlere bir kılavuz oluşturmak. Öğretmenlerin e, öğrenci olarak algılanıp onlara bir şey üretilmesi. Aslında eğiticinin eğitilmesi herhalde en başında gelen bir şey değil mi? E, tabii ki. E, bir defa e, eğitim dediğimiz hadise e, bir insan fiili aslında bir insanın değil daha doğrusu. E, birden fazla insanın e, bir arada gerçekleştirdikleri bir ...ne diyelim aslında bir varoluş şekli demek lazım. Etkileşim süreci. Tabii ki. Şimdi burada e, mesela eğitimde... E, ...temel unsurlardan birisi tabii ki... E, ...her halükarda... ...öğrenci dediğimiz varlık. E, ama öğrenci dediğimiz varlık... E, ...öğretmen olmadan olamaz. Yani e, bunu dikkate aldığımız vakit... ...bir öğrencinin olması için... ...öğretmenin olması lazım. Ama aksi de doğru. Evet. Öğretmenin olabilmesi için de öğrenci olması lazım... E şimdi o zaman öyle bir şey ki bizim klasik dilimiz öyledir. Öğrenci ile öğretmen birbirinin mütelazımıdır. İkisi de birbirini gerektirir. Evet. E, bu durumda e, şöyle bir şey de var. Yani bunun da altını çizmekte fayda var. Mesela bir öğretmen istediği kadar becerikli olsun, alanını e, istediği kadar iyi biliyor olsun, yetkin olsun. E ama e, karşısındaki öğrenci öğrenmek istemiyorsa öğretemez. Bir de öğrenme kapasitesi kadar derler. Tabii ki. Tabii ne anlatırsanız ki. anlatın, karşıdakinin anladığı aynen, kadardır, aynen. sizin anlattığınız. Ama burada tabii öğrencinin öğrenmeyi istemesi tabii çok çok önemli ama öğretmenin de hakikaten o neyi öğretmesi gerekiyorsa o alanda gerektiği kadar yetkin olması lazım. Bunu tabii teferruatını alan alan evet. konuşmak, değerlendirmek de burada mümkün değil. Ama genel olarak bunu böyle söyleyebiliriz. tam da bu noktada aklımıza müfredat geliyor. Müfredat bir yönetici tarafından, ülke yöneten tarafından, onun ilgili bakanları ve ilgili kurulları tarafından belirlenmiş bir akış ders akışı aslında. O ders akışını bir şekilde öğretmenler uygulamak durumunda. Ama bazı öğretmen mesela müfredatın dışına çıkarak ama müfredatın asıl içeriğinden kopmadan daha farklı uygulamalar yapmak istiyor. Bazısı motamo neyse müfredat ona bağlı kalmak istiyor. Ee, öğrenci peki nerede durmalı? Acaba e, o müfredatın birazcık dışındaymış gibi görünen ama aslında müfredata bağlı olan konular üzerine mi yoğunlaşmalı? Ya da sadece motamo işte müfredatta gün gün be gün, ay be ay işte hafta hafta belli olan o akış içinde mi kendine bir yer bulmalı? Şimdi e, bunu hemen baştan e, şu şekilde olmalı demek hakikaten zor. Burada e, biz iki şeyi birlikte konuşabiliriz. Bunlardan birisi doğrudan doğruya o vizyon belgesindeki e, müfredatla alakalı genel perspektifi evet. burada değerlendirebiliriz. Ama diğer taraftan da o e, müfredat söz konusu olduğunda, ortaya çıkan müfredatın e, uygulanması söz konusu olduğunda öğretmenin ve öğrencinin oradaki konumu acaba orada ne kadar e, tasarrufta bulunabilir e, öğretmen? E, onun sınırları nedir? E, onlara da bakmak lazım. Önce şeyle alakalı yani şunu ifade edeyim, e, tabii bir e, devlet e, müfredatları oluştururken e, çok yönlü e, bakar meseleye. E, her şeyden önce devlet olarak diğer devletlerle e, işleri vardır. Dolayısıyla öyle insanlar olması gerekir ki, yetişmiş olması gerekir ki bu insanlar o devletin diğer devletlerle e, ilişkisini rahat rahat yürütebilsin. Aynı şekilde devletin ekonomik tarafı var, hukukla alakalı tarafı var, siyasetle çok farklı farklı alanları var. Bu alanlarda yine diğer devletlerle, işte dünyadaki diğer toplumlarla irtibatı kuracak yetkinlikte insanları yetiştirmesi lazım. Bu işin bir tarafı. Evet. o zaman işte müfredatı oluştururken bu tip faaliyetleri üstlenip yürütebilecek yetkinlikte insanları yetiştirecek bir müfredat oluşturulur. Şimdi o zaman mesela bir öğretmen, öğrencisiyle ilgilenirken devletin e, ihtiyacı olan ve dolayısıyla müfredatı ona göre belirlediği, e, belirlediği o müfredatın dışına çıkıp e, öğrenciye kendi istediği şeyleri vermeye kalkacak olursa e, o zaman devletin ondan beklediğini yerine getirmeyecektir. E, neticede devletin ihtiyacı olan yetişmiş insan konusunda bir zaaf ortaya çıkacaktır. Ama diğer taraftan da e, bizim müfredat dediğimiz şey baktığınızda ölü metinlerdir. Evet. Ölü metinler olduğu için o ölü metinleri canlandıracak aslında öğretmendir ama tam öğretmen değil sınıf ortamıdır. Bu sınıf ortamında da öğretmen ve öğrenci ve hatta öğrenciler birlikte o isim olarak başlık olarak verilmiş olan ana başlıklara veya hatta içerik olarak verilmiş olan şeyler ...nelerse bunu canlı bir iletişimin iletişim haline dönüştürmek. Aslında tam da sınıf ortamında gerçekleşecek olan bir şey. ve Bu konuda da zaten tabii ki öğretmen hem kendi kabiliyetlerini, özel kabiliyetlerini etkin kılacak. Ama aynı zamanda mevcut sınıf ortamının öğrencilerin özelliklerine dikkat alacak. Yani şunu söyleyebilirim. ne Bilmiyorum öğretmenlik yaptınız mı? Ama şunu söyleyeyim. Ee, hocalık yaparken, öğretmenlik yaparken, şunu görüyorsunuz: e, her dönemde, her sınıfta gelen e, öğrencilerin özellikleri farklı. E, dolayısıyla bir sınıfta çok başarılı bir şekilde uyguladığınız bir tekniği e, bir sonraki dönem gelen e, sınıfta aynı şekilde uygulayamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani başarılı bir öğretmenin önemli özelliklerinden birisi e, yeni gelen e, öğrencilere. Yani o sınıftaki öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak, onları ciddiye alarak, e, o müfredatta olanı da e, öğrencilerin arasındaki irtibatı kurmak, onları öğretme konusunda o tasarruflarda bulunabilmek olmalı herhalde. Evet kesinlikle öyle öğretmenin de kendini yenilemesi, koşullara uyum sağlaması ve o da kendi vizyonunu yenileyerek yeni koşullara göre onu değerlendirmesi gerekecek belki de. Ufak bir ara verelim, sonrasında e, epeyce bir konuşacağız. <laughs> devam ediyor. Efendim stüdyomuzda çok keyifli bir sohbet var. 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Tahsin Görgün bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Hocam e, öğretmenlerin de e, gelişen teknolojiye o farklı koşullara uyum sağlamasından bahsettik. E, zaman zaman e, klasik sistemde pasif öğrenci aktif öğretmen. Öğretmen anlatsın pasif öğrenci onu dinlesin anladığını not etsin. Hatta mümkünse soru sormasın sistemi vardı. Ben mesela yıllarca eğer e, hala hayattaysa Allah ömür versin. Eğer e, rahmetli olduysa Allah rahmet eylesin. Matematik hocama şunu sorardım. E, yani bu trigonometri ne demek? Limit niye sonsuza gidiyor? E, bana derdi ki bunlar sınavda çıkacak. Ama bu cevap değildi benim için. O yüzden ne trigonometriyi anlayabildim ve sevebildim. Ne de limitin niye sonsuza gittiğini anlayabildim. Bana göre limit başka yerlere gitmeliydi. Parklarda, bahçelerde dolaşmalıydı. Mayıs ayında ne bileyim Erguvanlara bakmalıydı boğaz boyunca. Ama öyle olmadı benim için. Dolayısıyla o kısmı tamamen bıraktım. Sosyal dinlere yönlenmeye çalıştım. E, pasif öğrenciden aktif öğrenciye geçiş sancılı bir süreç mi sizce? Şimdi tabii önce bizim klasik eğitim sisteminde öğrencilerin pasif olduğuna dair bir ön yargı var. Bence o ön yargıyı düzeltmek lazım. Bizim klasik eğitim sistemimizde öğrenciler tabii ki temel metinleri ezberlerler. O temel metinleri ezberlemek demek, bir alanla ilgili temel sorunları ve kavramları bilmek demek. Evet. Şimdi sorunları ve kavramları bildiğiniz vakit alanı öğrenirsiniz. Ve sonrasında o sorunları bildikten sonra sorunların nasıl çözüldüğünü öğretirler size. Onu öğret. Öğrenme aşamasında zaten e, ciddi şekilde e, kafanıza takılan soruları e, sorarsınız ve diğer taraftan da e, farklı farklı aşamalarda devam eder o klasik eğitimde. Yani bir e, hoca bir dersi anlatırken bir metni okurlar diyelim evet. okurken e, öğrencinin öncesinde hazırlanması beklenir ve öğrenci diğer kendi öğrenci arkadaşlarıyla hatta kendisinden bir e, dönem önce... O dersi almış ve başarmış bir öğrenciyle birlikte onun kontrolünde müzakereler yapar ve bir sonraki derse hazırlanır. Yani Bizim o klasik o medrese evet. eğitiminin böyle özellikleri vardır. Genellikle bunlar bilinmediği için çok pasif bir öğrenci profili olduğu evet. zannedilir. Onu bir defa düzeltmek lazım. İkinci olarak tabii şeyde yani öğrencilerin pasif bir konumda olması bir yerde aslında gerekli bir şey bir yere kadar niye ee, bir defa diyelim matematik alanında biraz önce verdiğiniz örnek evet. o yönden çok kıymetli ee, şimdi matematik alanında e, ne gibi sorular sorabilir ki bir öğrenci yani e, şeyde trigonometriyle alakalı o işte e, sizin sorduğunuz sorular şimdi o soruların cevabını muhtemelen sizin öğretmeniniz de bilmiyor çünkü o soruların cevabı matematiğin içinde değil dışında felsefede evet. E şimdi matematiğin felsefesini bilmiyorsa şayet o felsefesini bilmeyen hocanın onu o soruyu cevaplaması mümkün değil diğer taraftan da onun felsefesini öğrenciye anlatmaya yöneldiğinizde kendisini kaybedebilirsiniz dolayısıyla bununla alakalı matematikle alakalı öğretilen şeylerin ne anlama geldiğini mesela nerede öğreneceksiniz işte fiziğe onu uyguladığınızda veya farklı farklı alanlara uyguladığınızda onu görüp onu fark edeceksiniz bunu dikkate aldığımız vakit o zaman şeydi ki o öğrencinin bir yere kadar pasif olması gerekli bir şey. Ama bu pasifliği mutlak manada zaten yürütemezsiniz. Niçin? Öğrenci dediğimiz yani o eğitim sürecinde biraz önce de ifade etmiştim. Öğrencinin ilgisini uyandıramıyorsanız zaten öğrenmez. O ilgiyi uyandırdığınız vakitte öğrenci o ilgisini sorularla sürekli destekler ve bu soruları öğretmene yöneltir mecburen. Dolayısıyla bir öğrencinin ilgisi uyandıktan sonra alana e, pasif olarak kalma ihtimali ortadan kalkar e, bu noktada mesela şunu da e, bazen insanlar e, kullanıyorlar diyorlar ki işte mesela işte din eğitimi söz konusu olduğunda işte biz din eğitiminde e, öğrencinin kendi ilgilerini e, ve bilgilerini e, ve sorularını daha fazla içerisine katarak e, biz e, onun e, kendi din anlayışını geliştirmesini teşvik edeceğiz diyorlar. Şimdi bu tabii bir taraftan bakıldığında çok müspet gibi gözüküyor ama çok da aslında savunulacak bir tavır değil. Öncelikle öyle bir şey ki biz aslında eğitim dediğimiz hadisenin aslında bir muhafazakar bir tarafı olmak zorunda nedir? Siz eğitimde eğitim yoluyla yeni yetişen nesillere içinde yaşadığınız dünyayı üstlenme konusunda ona yollar açıyorsunuz. Ve siz aslında İçinde yaşadığınız dünyanın e, düzenini e, öğrenciye sunuyorsunuz ve öğrenci onu farklı farklı kanallardan e, keşfediyor. Ve öğretmen aslında o keşif sürecine destek oluyor. Şimdi bir tarafı. Ama diğer taraftan da içinde yaşadığınız dünya dediğiniz şey öğrenciyi veya genci, çocuğu iş, iş, içerisine katarak e, bir anlamda bir e, insan olarak e, kendisini e, oluşturmasını, geliştirmesini umduğunuz, beklediğiniz veya onu gerçekleştirmesini istediğiniz o varlık kendi kendisini gerçekleştirirken aynı zamanda e, o sistemi oluşturanların, dünyayı kuranların sahip olmadığı farklı farklı imkanların olduğunu da fark ediyor. Evet. Ve dolayısıyla o imkanları fark ettiğinde yani sizin ona verdiğiniz eğitim şekli ve eğitim alanında ona sunduğunuz imkanlar onun kendisinin fark ettiği yeni imkanları kullanmasını, geliştirmesini engellememeli. Bu noktada demek ki bir taraftan aslında eğitimin o muhafazakar olan bir tarafı olmak zorunda ama diğer taraftan da o muhafazakarlık aslında öğrencinin bazı şeyleri keşfederek inkişaf ettirmesini engellememeli, ona destek sağlamalı. Peki efendim siz belirli bir süre Almanya'da yaşadınız. ne kadar süre kaldınız efendim orada? Almanya'da toplam ben iki defa Almanya'da kaldım. Birisinde on buçuk yıl. Diğerinde de iki yıl kaldım. Birisinde doktora tezimi yazarken, öbüründe de üniversitede hoca olarak bulundum. Chiprenzi de hoş demeyeceğim tabii ki size. <laughs> Elbette konuşuyorsunuz Almanca. Peki Sayın Hocam, şimdi Almanya'nın mesela orta öğretimde kullandığı sistem farklı bir sistem, değil mi? İnsanların el becerisi varsa ya da el becerisini geliştirecek birileri varsa el becerisini yönlendiriyor. Bir kısmını da Akademik ortama doğru yönlendirmek için daha farklı bir e, orta öğretim sistemi uyguluyor değil mi? Bunu çok daha net anlatabilirsin herhalde. Şimdi tabi Almanya'daki sistem de aslında son zamanlarda yeniden değişiyor. Yani bir dönemde e, tabi şunu bir defa dikkate almak lazım. E, Alman toplumu ve batı toplumları genel olarak sınıf toplumlarıdır. Sınıf toplumları olduğu için de e, insanlar e, bazı sınıflara mensuptur. O açıkça bu söylenmese de bir işçi sınıfı vardır. Bir orta sınıf vardır. Bir de üst sınıf vardır. E, orta sınıf e, genellikle üniversite mezunlarından oluşur. E, i̇şçi sınıf alt sınıf da üniversiteye gitmeyen meslek öğrenmiş insanlardan oluşur. Ve genellikle e, şeyin işçi sınıfının yaklaşık toplumun yüzde yetmişidir. Belki biraz daha fazla. İşçi sınıfının çocukları e, yani işçi olacak şekilde yetiştirilir. İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları. Aynen aynen ve şeylerin işçi sınıfına mensup olan insanların çocuklarının en az yüzde sekseni seksen beşi üniversiteye gitmez ve ona razıdır insanlar aynı zamanda o ama ekonomik bir getiri var herhalde yani mutlaka onu ekonomik tarafını tabii ki onu ayrıca onu konuşmak lazım evet. şimdi ikincisi o orta sınıf dediğimiz kesim üniversite mezunudur üniversite ve onların çocuklarının da yüzde seksen beşi en az üniversite mezun olur üst sınıfı zaten konuşmaya gerek yok. Onlar her halükarda kendi çocuklarını hem de çok iyi şekilde yetiştirirler. Şimdi bunu dikkate aldığımızda Almanya'daki o sınıf toplumu olma özelliğinin eğitime yansımış halidir aslında. İşte bazı insanların çocukların çocuklarının işte şeye haup şöyle dedikleri daha çok meslek okullarına hazırlayan bir okul tarzı. Dediğim gibi son zamanlarda bunlar baya değişti. Yani tam bu şekilde artık değil. Baya değişiklikler var. Onun teferruatını ayrı konuşmak lazım. Niye öyle oluyor? Problemler nerede? Şimdi Türkiye söz konusu olduğunda, Türkiye'de Türkiye hiçbir zaman bir sınıf toplumu olmadı. Hakikaten de Almanya'da bile bizim işçi olarak giden insanlarımızın çocuklarının bayağı bir kısmı Almanya'daki işçilerle mukayese edildiğinde onlardan kat kat daha fazla Türk çocuğu üniversiteye gidiyor. Evet. Yani babası işçi ama kendisi tıp fakültesinde okuyan çocuklarımız var bayağı. E bu aslında normal olarak Alman toplumunun alışa geldiği bir şey değil. Öyle olduğu için de mesela öğretmenler normal olarak işçi çocuklarını işçi olacak şekilde meslek okullarına yönlendirirler özellikle. Ve Türk çocukları söz konusu olduğunda orada olmuyor tutmuyor ya. Yani bizim Türk çocukları illa biz üniversiteye gideceğiz diyorlar. Bu o Alman öğretmenleri de bayağı zor durumda bırakıyor. Ama öyle yani. E şimdi Türkiye'de durum e, işte sınıf toplumu olmayışının getirdiği e, bazı özellikler var. Bunu bir e, müspet veya menfi bir hadis olarak bir şey olarak bir, bir değerlendirmek için evet Hı -hı. söylemiyorum. Bu böyle. Ama bunun getirdiği mesela sorunlarımızdan birisi hatta bu şeyle şeyle ilgili e, Türkiye'deki yabancı eğitimi ile alakalı da. ...yaşadığımız en büyük sorun buradan kaynaklanıyor. Normal olarak Almanya'da... ...diyelim İngilizce eğitimi söz konusu olduğunda... ...sadece üniversiteye giden öğrenciler... ...İngilizce öğrenir, iyi öğrenirler. Şimdi... ...ama hepsi de değil yani... ...bayağı bir kısmı iyi öğrenir. Ama mesela normal işçi olacak insanlar... ...İngilizce öğrenir ama... ...yani yolda birkaç tane soruyu sorup... ...cevap verecek kadar öğrenir, hepsi o kadar. Yani... Navigasyon boyutunda öğreniyorlar yani. Kesinlikle o kadar... Ve şey söz konusu olduğunda yani tutup okula giden herkese İngilizce öğretmek gibi bir gayreti Almanların hiç olmadı. Olmazdı zaten. Fransızların da olmazdı. Fransızlar zaten mümkün Tabii. değil. İngilizce sorarsanız Fransızca verirsiniz. Ayrıca. Şimdi şey söz konusu olduğunda şimdi Türkiye'de öyle bir eğilim var ki bir eşitlikçi bir tarafımız var bizim. Biz bütün çocuklarımıza artık İngilizler, İngiliz çocukları gibi İngilizce öğretelim istiyoruz. Halbuki şeyler toplumun en azından yüzde yüzde yetmişi sekseni ya ikinci bir dili öğrenmekte gerçekten zorlanır. Öyle olduğu için bütün çocukları İngilizce öğretmek için uğraşmak hem sisteme büyük büyük getiriyor hem de ihtiyacı olmayan, hiç İngilizceye ihtiyacı olmayacak insanlara ihtiyacı olmayacaklar bir şeyi siz zorla öğretmeye kalkıyorsunuz. Bu ayrı bir. O öğrenmek isteyenlere de bir külfet getiriyor. Mesela bu taraf önemli. Şimdi diğer taraftan mesela Almanya'daki eğitim sistemiyle alakalı yine şunu söyleyebiliriz. Bu özellikle meslek okulları söz konusu olduğunda çok güçlü meslek okulları var. Meslek okulları da Alman sanayisiyle birebir irtibatlı. Yani meslek okuluna giden öğrenciler işte belirli bir aşamadan sonra eğitimlerini fabrikalarda fabrikalar. ve iş yerlerinde geçiriyor zaten. Dolayısıyla o fabrikalarda çalışan, orada eğitimini orada tamamlayan öğrenciler aslında iş yerlerini de bulmuş oluyorlar ve mezun olduklarında kolayca da iş bulabiliyorlar. Türkiye söz konusu olduğunda Türkiye'de de aslında bu yönde çok önemli adımlar atıldı. Onu biliyorum. Fakat bu konularda gerçekten daha fazla çalışılması gerekir herhalde. Şimdi burada önemli olan nokta şu: bizim eğitim sistemimiz söz konusu olduğunda bir taraftan e, bu şeyle, sanayiyle, e, toplumla e, okulların daha yakın işbirliği yapması gerekiyor. O noktada bir şüphe yok. Ama daha önemlisi e, Türkiye'de e, üniversitelerle alakalı inanılmaz çok fazla üniversitemiz açıldı. Çok çok kıymetli, önemli bir şey. Fakat e, üniversitelerimizdeki eğitim kalitesi söz konusu olduğunda bunun üzerinde bizim uzun uzun durup, üzerinde durup çalışmamız gerekiyor. E, bu tabii ki yani... 200'ün üzerinde üniversitemizin olması çok kıymetli bir şey. Bunu bir imkan olarak görüp, bir külfet olarak, yük olarak değil, imkan olarak görüp aslında e, üniversitelerimizi, e, insanlarımızın e, kalifikasyonunu ve kalitesini e, daha fazla arttırmak için, onlara bir değer katmak için bir imkan olarak görüp bunu değerlendirebilirsek, e, o zaman e, Türkiye e, sahip olduğu insan gücünün kalitesini arttırarak, e, ...inanılmaz bir şekilde çok daha etkin olabilir. Öyle e, söyleyeyim. Biz konuşmamızın bir bölümünde e, siz şöyle bir ifade kullandınız... ...her insan biriciktir dediniz. Dolayısıyla her ülkenin koşulları da biricik aslında. Şimdi son dönemde konuşulan bir şey var efendim Finlandiya eğitim sistemi. Finlandiya eğitim sistemi 4 milyonluk nüfus üzerine kurulmuş bir sistem. E, bizim nüfusumuz belli, genç nüfusumuz belli. Almanya'nın sistemi kendine göre. E, Fransızların daha farklı bir sistem var... İtalyanların daha farklı bir sistemi var. İşte bize en yakın olan komşu Yunanistan'ın daha farklı bir sistemi var. Ee, sizce farklı ülkelerin sistemlerini birebir alıp uygulamaya çalışmak mı? Yoksa kendi özgün şartlarınızdan kendinize özgü bir şey çıkarmak mı? Şimdi burada e, kendi özgün şartlarımızdan e, kendimize özgü bir şey çıkarmak dediğimizde bununla eğer e, dünyanın diğer taraflarındaki olup bitene kapalı kendi içine kapanmış bir düzeni kastediyorsak ki bunu kastetmediğinizi Tabii ki. tahmin edebilirim. bunun olmasını tasvip etmek mümkün olmaz. Yani bu ne demek? bir defa bu toplumda yaşayan insanlar her halükarda dünyanın diğer taraflarında yaşayan insanlarla iletişim kuracak, onlarla irtibat kuracak bir yetkinlikte olması lazım. Ama bu yetkinlik bu yeni yetişen nesillere öyle verilmeli ki o e, Bu iletişimde kendisi olarak o iletişime katılmalı ve kendisi o iletişime bir şey katmalı. O zaman bu bizi aynı zamanda kendimizle alakalı olarak bizim kendi kültürümüz inanılmaz bir e, zengin bir medeniyet birikimine sahibiz biz e, ve şeye baktığımızda e, bütün bir yani bir Osmanlı medeniyeti bir İslam medeniyeti e, baktığınızda inanılmaz bir zengin bir medeniyet her yönden zengin bir medeniyet. Hala bu medeniyet farklı farklı şekillerde günümüzde dilimizde de devam ediyor. Yani sadece şeyde değil, bir geçmişte kalmış olan bir şey değil. Ama belli ölçüde biz o geçmişteki birikimimizle olan irtibatımızı zayıflattık, gevşettik. Onu da ifade etmek lazım. O zaman şunu söyleyebiliriz: Biz aslında bir taraftan kendimiz kendimizle irtibatımızı yeniden kurarken bunu aslında bütün bir insanlığa bir ufuk oluşturacak şekilde e, yapmayı başarmamız lazım. Bu artık ne diyelim e, eğitim sistemini oluşturanlardan daha fazla e, yani eğitim sisteminin kendi içerisindeki o düzenden daha fazla o düzeni oluştururken kendisine dayanacağımız çok daha esaslı felsefi fikri bir e, düşünme e, bir teemmül e, sürecine başlamamızı e, gerekli kılıyor. E, yani Mesela benim zaman zaman yaşadığım şeylerden birisi şuydu. Bunu Batılılar da zaman zaman söylüyorlardı. Bizim zaman zaman devlet adamlarımızla da karşılaştığımızda duyduğum şeylerdi. Diyorlardı ki ya hocam Batılılar'ın söylediği şey özellikle bu Avrupa Birliği ile ilgili çok daha aramızın çok iyi olduğu zamanlardan bahsediyorum. O vakitler diyorlardı ki mesela Almanlar, işte İngilizler falan. Biz şeyin Türklerin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyoruz. Onu desteklemek istiyoruz ama yani halkımızı ikna etmek için elimizde işte Türklerin Avrupa Birliği'ne girmesi için eğer girerlerse şöyle 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 bize katkıları olacak diyebileceğimiz argümanlar lazım bize. Bu argümanlar yok. Bize bu konuda biraz destek sağlar mısınız diye sor, soruyorlardı. Benzer soruyor bizim yani yetkililerimiz de zaman zaman soruyorlardı. Şimdi burada e, önemli olan noktalardan birisi şu. Bizim e, genellikle eksik kaldığımız noktalardan birisi biz kendi kendimizi çok fazla e, tanımayan, e, millet olarak kendi birikimimizi, kültürel birikimimizi ciddiye almayan e, bir e, dönem yaşadık uzun bir dönem. E, biz kendimizi, bakışımızı kendi dışımıza e, yönelterek başka milletlerin başarılarından istifade ederek kendimizi geliştirmeyi bir e, yöneliş olarak benimsedik. Belki bu e, yani belli ölçüde, belirli ölçü içerisinde yapıldığında yanlış olmayan bir şeydi ama bunu biraz sınırları zorlayacak şekilde uyguladığınızda bir noktadan sonra kendinizi ihmal etmeye başlıyorsunuz. İşte sizin sorunuzu da işaret ettiğiniz nokta bu yönden çok çok önemli. Siz kendinizi ihmal ederek başka kültürlerden istifade edemezsiniz. O zaman her şey dönünce kendinizi ihmal ederek ihmal değil o imal tabiri önemli. Kendinizi etkin kılarak kendinizi etkin kılma sürecinde başka kültürlerden ve başka toplumların birikiminden istifade etmeyi başarabilirseniz o zaman sizin başarınızdan başka toplumlar başka kültürler de hatta istifade edebilir. Bunun yani söylemek kolay ama yapmak aslında biraz zor ama ben bunun çok da imkansız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Düşünün mesela bu medresedeki eğitim sistemiyle alakalı Alman şairlerinin en büyüklerinden birisi Goethe'nin 1826 idi yanılmıyorsam. Ekeman'la yaptığı sohbetler, konuşmaları var. Orada e, o dönemdeki Türk eğitim sistemini anlatıyor. Ve o dönemdeki Türk eğitim sistemiyle alakalı kullandığı ifade şu. Bu o kadar mükemmel bir eğitim tarzı ki, eğitim sistemi ki biz bütün sistemlerimizle buna ulaşamadık. Herhangi bir yerde, herhangi bir zaman, herhangi bir toplumun bu kadar mükemmel bir eğitim sistemine ulaşabileceğini de zannetmiyorum. Bu göçenin ifadelerinin hemen hemen tercüm, tercümesi. Şimdi yani demek ki 18. yüzyılın başında Batı yani bizim yani 19. yüzyılın başında bir Batılı çok önemli bir düşünür. O günkü Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sistemini dikkate alarak ondan bir şeyler öğrenebileceğini düşünebiliyor. Başka bir örnek daha söyleyeyim. Mesela bizim millet olarak sahip olduğumuz önemli şeylerden birisi işte Türk masalları. Şimdi Türk masallarını biz belki unuttuk, çok fazla dikkate almıyoruz falan ama 18. yüzyılın sonuna doğru Lessing diye önemli düşünürleri var Almanların. O tutuyor, Türk masallarından ağırlıklı olarak bir derleme hazırlatıyor ve diyor ki bu Türk masalları özellikle ahlaki içerik açısından çok kıymetli ve Batı edebiyatının ahlaki tarafı zayıf. Şimdi diyor Weimar gençliğinin eğitimi için biz bu Türk masallarını kullanmamız lazım, kullanacağız diyor. Ve sonra da diyor ki seçtiğimiz masalları işte anneler çocuklarına, öğretmenler öğrencilerine, işte üniversite hocaları kendi şeylerine, talebelerine ve herkes nerede artık fırsat bulacaksa bunu göstererek okuyarak anlatarak bununla irtibat kurarak Weimar gençliği ahlaki eğitimini bununla tamamlayacak diyor. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit yani bir 19. yüzyılın başında Almanya'da ki işte Kant'ın yaşadığı dönem aynı zamanda büyük filozoflarından birisi Hegel'in vesaire'nin yaşadığı dönem ahlaki eğitim söz konusu olduğunda birileri yani Türk milletinin sahip olduğu bu birikimi e, ahlaki eğitimde kendi açıklarını tamamlamak için istifade edilebilecek bir kaynak olarak görebiliyor. Ama biz aslında e, kendi kendimizle alakalı millet olarak böyle bir e, birikime sahip olduğumuzu unuttuk. Biz aslında yani kendi kendimizi daha fazla tanıyacak olsak millet olarak, o zaman e, diğer toplumların birikimleriyle de gerçekçi bir şekilde irtibat kurma imkanı elde edeceğiz. Eğitimimiz bize aslında, üniversitemiz bize kendimizi tanıtma konusunda daha fazla çalışması lazım. E, konular çok o kadar derin ki, ama sürede kısıtlı. O yüzden o son kalan kısımda bir de özel yetenekli çocuklara değinelim. Çünkü biz onları zaman zaman uyumsuz olarak adlandırıyoruz, diyoruz ki ya bu anlatıyorum, ayakta dolaşıyor, ne yapıyor, ne ediyor belli değil. Ders çalışmıyor diyor annesi, başka şeylerle ilgileniyor diyor ama onlar gerçekten çok farklı şekilde düşünüyorlar hayatı, farklı algılıyorlar. Ee, özel yetenekli çocukların özel ilgiye ihtiyacı var. O noktada hiç şüphe yok. Hakikaten zaten bir eğitim sistemi söz konusu olduğunda eğitim sisteminin en önemli özelliği insanları eşitlemek değil, o insanlar arasındaki çocuklar arasındaki farklılıkları bir değer olarak kabul edip, o farklılıkların kendilerini geliştirme konusunda onların önüne imkan açmak ve destek olmak. Ve bu çerçevede de hakikaten özel yetenekli çocuklar ama bunların oranları ya bütün dünyada bellidir. Yani öyle çok fazla oranları yüksek değil. Bunları siz ihmal ettiğinizde onu fark eden başka toplumlar onu şey gibi sizin elinizden alıyor. Cımbızla alıyor. Cımbızla çekip alıyor. Farklı kanalları kanalları var onların. Ve onları gerçekten de belki de e, hiç de onların da kendi arzu etmeyecekleri arzu e, etmeyecekleri alanlarda suistimal ediyor. Öyle söyleyeyim. Bunu e, dikkate aldığımız vakit hakikaten o e, şeyin e, özel yetenekli çocuklar için özel olarak e, e, ilgilenmek ve onların e, işte kendilerini geliştirmeleri konusunda e, onlara destek olmak lazım. Şunu söyleyeyim. Aslında eğitimle alakalı belki bir ilki olarak konu söylemek mümkün. Aslında eğitimde eğitimin yapabileceği temel şey öğrencilerin çocukların daha başından itibaren sahip olduğu şeyler var, kabiliyetler var. O kabiliyetleri geliştirme konusunda onlara destek olmak. Ve bütün okul sisteminin de, öğretmenin de, kitapların da aslında temel fonksiyonunu burada görmek lazım. Bunu yaparken tabii Başka bir şey daha var. Ee, o öğrencinin yani yeni yetişen, yetişmekte olan ve topluma katılacak olan o gencin e, aslında e, katılacağı e, o toplumun işte farklı farklı boyutları var. Farklı farklı katmanları var. E, onların içerisinde e, o e, üstleneceği vazifeleri gereği gibi icra edecek işte vasıfları, özellikleri kazanması lazım. Burada tabii özel kabiliyeti olan çocukların hakikaten o özelliklerini köreltmeyecek ve onların o özelliklerini sınırsız şekilde geliştirebileceği imkanları sunmak lazım. Onu gerçekten ayrıca Tek 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 konuşmak lazım. Evet bakmakla görmek farklı şeyler. Sonuçta evet öğretmenler e, tek başlarına ayaktalar. E, herkes ona bakıyor ama o da herkese bakıyor. Herkese baktığı zaman gördüğüyle baktığı eğer farklı olursa e, neye bakıp neye göreceğini daha iyi biliyor. O yüzden yine e, ben yine bandı başa saracağım. Eğitmenlerin eğitilmesi belki de bu işin en önemli kısmı. Sonuçta. Bir noktada öğrenci talep eden olsa da e, talebe olarak e, ona bir şeyler sunacak olan da öğretmen. İkisi birbirine tamamlıyor ama birinin birazcık daha hiyerarşik olarak daha fazla etkisi var gibi görünüyor. En azından o, o süreci yönetme konusunda daha etkili pozisyonda görünüyor ve e, öğretmenler de eğer işin içine daha fazla girebilirlerse, daha fazla desteklenebilirlerse hem bu sistem tarafından hem de yöneticiler tarafından herhalde işler çok daha farklı ve güzel bir yere doğru gelir diyeceğiz. E, o kadar çok konu var ki dedik e, ama o konuların hepsini konuşmak mümkün olmadı ama en en azından şunu söyleyelim. E, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk esnek, modüler ve daha az ders saati ve çeşidin olduğu bir müfredat hazırlanacağını belirtti. E, 2023 eğitim vizyonunu açıklarken ağırlıklı olarak müfredattan bahsedildi. Hocamızla konuştuk örneğin e, mesleki eğitimden bahsedildi. Orta öğretim vardı bu işin içinde. Ve her okula gelişim modeli mesela ayrı bir sistem olarak değerlendirilecek elbette. Öğretmenlerle ilgili farklı düzenlemeler öngörülüyor. Yabancı dil eğitiminin yeniden yapılandırılması söz konusu biraz önce konuştuk özel yetenekli öğrencilere özel bir yaklaşım olacak ve tabii ki temel eğitimde asla göz ardı edilmeyecek bir konu olacak çok teşekkür ederiz evet. katkıda bulunduğunuz geldiğimiz ben stüdyomuza ediyorum. 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Tahsin Görgün evet efendim bugün de Artık veda zamanı geldi. Saat 18 19 arasında yapıyoruz biliyorsunuz. Gün ötesi programını hafta içi her gün e, ve bugün de yapımcımız Muhammed Ersin Toydu. Teknik yapımda İstanbul'da görev aldı ve ben Gökhan Özer sizlere seslenmeye çalıştım. E, yine e, gelecek günlerde yani her şeyden önce yarın ve gelecek hafta sizlerle birlikte olmak istiyoruz. 18-19 arasındaki o bir saatlik buluşmamızda bakalım dünyadan ve Türkiye'den neleri hangi konuklarla konuşacağız. Hoşçakalınız. tesi sona erdi.